Herkese sevgiyle merhaba arkadaşlar. Fırında kabak mücver tarifim var bugün. Hemen malzeme listesine geçeyim. 5 adet orta boy kabak, 1 su bardağı un, 3 adet yumurta, 100 gram beyaz peynir, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu ve 1 demet yeşil soğan, tuz, karabiber ve pul biber. Evet, ilk olarak karıştırma kabımıza yumurtayı alıp çırpma teliyle çırpalım. Üzerine unu ekleyip çırpmaya devam edelim. Mücveri kahvaltıda ve öğle yemeğinde yiyebileceğiniz gibi piknikte ve çay saatlerinde de yiyebilirsiniz. İster börek deyin, isterseniz yemek deyin, kabaktan yapılabilecek en güzel tariftir mücver. Unla karıştırdıktan sonra üzerine kabağı ekleyelim. Yalnız kabağı rendenin iri tarafıyla rendeledikten sonra suyunu iyice sıktıktan sonra ekleyelim. Bu aşamada artık elimizle yoğuruyoruz. Üzerine beyaz peyniri de ilave edip yoğurmaya devam edelim. Arzu ederseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Fırında kabak mücveri arı sıcak olarak kullanabileceğiniz gibi soğuk olarak da servis edebilirsiniz. Kabakla beraber harmanladıktan sonra sırayla yeşillikleri, ardından tuz ve baharatları ekleyip iyice özdeşleşene kadar yoğurmaya devam edelim. Eğer hamurunuz cıvık olursa 2-3 kaşık daha un ekleyebilirsiniz. Kabak yaz mevsiminin vazgeçilmezlerindendir. Yoğurtla servis ettiğimiz kızartması ve dolması, ceviz ile tatlandırmış olduğumuz salatası, hatta keki dahi mutfağımıza vazgeçemediğimiz lezzetlerdendir. İyice yoğurmuş olduğumuz hamuru büyük boy dikdörtgen borcama yağlı kağıt serdikten sonra üzerine yayalım. Arzu ederseniz kek kalıbında da pişirebilir ya da köfte şeklini verip tepsiye de yerleştirip pişirebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet, bakın mücverimizin üzeri kızardı. İstediğiniz büyüklüklerde dilimledikten sonra yanında sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Dilimleri kalın tercih edenler kare borcama da yapabilir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.